Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleşti. Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ise güven tazeledi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Saat 14'te Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat güven tazeledi. Kongreye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve çok sayıda partili katıldı. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılan kongrede Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Belediye Başkanı Evren Dinçer birer konuşma yaptılar. Teşkilatımızın her kademesinde hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarım. Vefat edenlerimize rahmet diler. Bizler kadın kolları olarak Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu teşkilatın bir neferi olmaktan onur duyuyoruz. Saygıdeğer yol arkadaşlarım, AK Parti kadın kolları olarak en geniş, en donanımlı kadrolara sahibiz. 5.270.000 kadın üyemiz var. AK Parti olarak bizim bir gayemiz var. Bizim bir derdimiz var. Bizler milletin huzuru ve refahı, saygınlık ve şerefini korumak, ülkemizi dünyada yüceltmek istiyoruz. Kimsenin aç kalmadığı, yarınından endişesi olmasın istiyoruz. Hedef 2023'e doğru giderken ülkemizin ve mazlumların lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin huzuru ve geleceği için gecesini gündüzüne katıp her türlü güçlük ve iftiralara karşısında bunca engellemelere rağmen dimdik durarak yılmadan çalışıyorsa biz de gayretle çalışmalıyız. Biz bu kutlu davada kongremizde yalnız bırakmayan tüm AK Parti gönüllerimize teşekkür ediyor. Kongremizin hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok sağ olun. Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi 5.270.000 tane kadın kolunda üyemiz bulunmakta. Bu üyelerimiz partimizin bir nevi özel kuvvetleri gibi en ihtisaslı, en donanımlı, en özel işlerini yapan grubunu teşkil ediyor. Bunlara da gurur duyuyoruz elbette. Sizlerin çalışması, sizlerin emeği hiçbir zaman yadsınamaz, göz ardı edilemez. En büyük gücümüz sizlersiniz elbette. Kadının toplum içerisindeki önemi nispetinde partimiz içerisindeki de kadın kollarımızın çalışmaları ve etkinliği toplumumuzun nezdindeki aynı görevi ifa ediyor, yerine getiriyor. Bu bağlamda, bu anlamda kadın kollarımız bizim için çok değerli ve önemli. Her seçimde, her ortamda, her zaman partimizin davasını, konularını, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını birincil ağızdan, birincil elden en temel ulaşması gereken yerlere ileten kesimi oluşturuyor. Bu bağlamda hem aile içindeki vazifenizi yerine getiriyorsunuz, hem parti teşkilat içerisindeki görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Göreviniz, sorumluluğunuz iki kat artıyor elbette. Bu bağlamda daha büyük bir teşekküre, daha büyük bir teveccühe layıksınız. Ben bu bağlamda hepinize ayrı ayrı gönülden, canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok değerli İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, Hüseyin Bey'i kastetmedim. Bugün protokolda Hüseyin Bey yok. İl Başkanımız dediğimde Ferhan Hanım'ı kastediyorum. Kıymetli kardeşlerim,
Sayın Cumhurbaşkanımız Bacıyan-ı Rum dedi konuşmasında. Biliyorsunuz bizim milletimiz o milletimizin değerlerine pek de inanmayan ama bunu çok güzel söyleyen Nazım Hikmet'in dediği gibi dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bir millet. Biz buraları yurt edinmişiz. Buralar da Roma diyarıymış. Rumi derken onu kastediyor, Romalı. Romalılara bizim verdiğimiz ad. Yani mesela Mevlana Celaleddin'i Rumi diyoruz. O Konyalı Mevlana gibi Romalı Mevlana. Rumi. Rum diyarına yerleşen Mevlana anlamında. Bacıyan-ı Rum da bu Rum diyarını Rumileştiren, Rum diyarını Anadolu haline getiren, adı üstünde Anadolu haline getiren kuvvetlerin, milletimizin, o Dijan kuvvetlerinin en önemli kısmı savaşçı kadınlar, mücahit kadınlar. Bunlar evde, işte, gaza meydanında buraların vatan kılınmasında çok önemli görevler yapmış. Türk milleti zannedildiği gibi baba erkil değil, ana erkildir. Anneler öndedir. Anne sağsa evin reisidir. Dışarıdan baba gibi görünür ama anadır. Osmanlı protokolünde de öyledir. Padişahın annesi sağ ise, dikkat edin, annesi sağ ise haremin patronu olur. Sarayın patronu olur. Ve protokolde padişah gelir, bizim Osmanlı'daki resmi protokol, sonra Şeyhülislam gelir. Ancak Şeyhülislam da neden gelir? İlmiyeyi temsil eder. Dini kurumları temsil anlamında değil, ilmiyeyi, ilmi, bilgiyi temsil ettiği için padişahtan sonra gelir. Ancak padişahın annesi sağ ise o Şeyhülislam'dan da önce gelir. Hemen padişahtan sonra valide sultandır protokoldeki yeri ve bu devlet hiyerarşisidir. Neyi anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Biz Türk milleti olarak, Müslüman Türk milleti olarak neleri başarmışsak bunun %51'ini kadınlarımıza borçluyuz. İşte son 20-30 yılda, son 40-50 yılda hatta kadının sanayileşmiş Türkiye'de, gelişmiş Türkiye'de kamusal alanda yer alması kavgası bu yüzden oldu. Milletimizin o üç kıtaya hükmeden değerlerini devam ettiren kadının kamusal alanda yer almasını istemediler. O başörtüsü kavgasının falan gerisinde bu vardı. Milletimiz Avrupa'nın korktuğu Türkler gibi. Yani arkadaşlar 20. yüzyıla kadar neredeyse ama kesinlikle 19. yüzyıla kadar Avrupa'da Türkler geliyor sözü bir korkuydu. Bir hürmetti, bir saygıydı. O değerlerle tekrar kadının tarih sahnesine, toplum sahnesine, kamusal alana çıkmaması için mücadeleydi o. Uluslararası bir şeydi. Milletimize giydirilmek istenen cenderenin, zincirin uygulanmasıydı. Olmadı. Türk milleti, Türkiye kararlılıkla kendi uslubunda siyasetin, demokrasinin uslubuyla bu meseleyi çözdü ve bugün elhamdülillah bizim kadınımız tıpkı Bacıyan-ı Rum'un yaşadığı şekliyle kamusal alanda milli ve yerli diyoruz ya, o tarihin devamı olarak sizin bu başınıza taktığınız örtüler sadece dini bir vezife değil. Buralar Türk toprağıdır. Buralar Diyar-ı İslam'dır.
ifadesinin ilanıdır. Bu gerçeğin ilanıdır. Başta Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer olmak üzere Ahmet Yaşar abimi görüyorum, il başkanlarımızı görüyorum, belediye başkanlarımızı görüyorum. Hepsini, bütün katılımcıları, il başkanımız Hüseyin Bey'i saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Diğer ilçelerden gelen bütün kadın erkek temsilcilerimizi, gönüldaşlarımızı, anlamdaşlarımızı, kardeşlerimizi, dava arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bütün kadınların önünde hürmetle eğiliyorum. Allah'a emanet olun. Kongreniz hayırlı uğurlu olsun. Çin'den gelen koronavirüs aşısı Aksaray'da sağlık çalışanlarının ardından risk gruplarında yer alan huzurevi sakinlerine uygulanmaya başlandı. Çin'den getirilen koronavirüs Sinovac aşıları sağlık çalışanlarının ardından bugün de Aksaray'da huzurevi sakinlerine vuruldu. Yaşlılar sırayla aşılanırken İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ aşılama çalışmalarının hızla devam edeceğini söyledi. Yeşildağ, Perşembe günü öncelikli riskli gruplara göre sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık. Yine Sağlık Bakanımızın talimatı ile huzurevleri, engelli bakım evleri, rehabilitasyon merkezlerindeki vatandaşlarımızı aşılama programına başladık. Bugün de buraya ekiplerimizle beraber geldik ve aşı programını uyguladık. Buradaki vatandaşlarımız öncelikli risk grupları olduğu için buradan başlamamız önem arz ediyor. İl genelinde yaklaşık 1000'e yakın personelimizle beraber huzurevi, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerimizde çalışanlarımızla aşılanmalarına peyderpey başladık. Öncelikle buradan başladık ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor dedi. Aşı vurulan 85 yaşındaki İsmail Kılıç ise Allah razı olsun cümlemize. Ne demiş aşığın biri biliyor musun? Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti, var olsun başkanlarımız. Var olsun askerlerimiz. Allah razı olsun, uzun ömür versin diyerek teşekkür etti. Bir tane altına bak sen. Ben patla bana bak. Tamam. Perşembe günü bakanımızın belirlediği öncelikli risk gruplara göre sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladı. Yine Sağlık Bakanımızın talimatıyla dün akşam yapılan video konferansta huzur evleri, engelli bakım evleri, rehabilitasyon merkezlerindeki vatandaşlarımızı aşılama programına başladık. Bugün de buraya ekiplerimizle beraber geldik ve aşı programlarını uyguladık. Bu ekiplerin içerisinde 112 ekibiyle beraber geldik. Aynı zamanda acil uzmanımız da burada. Oluşamızda herhangi yetkililere karşı da tam donanımlı olarak bulunuyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın öncelikle risk grupta olduğu için bunların aşılaması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu aşılama programını da başladık. İl genelimizde yaklaşık 1000'e yakın personelle beraber huzurevi, engelli rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerimizde çalışanlarımız var. Bunların aşılamasına sistemin onay verdiği yönde peyderpey başladık. Öncelikle buradan başladık ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Allah razı olsun cümlemize. İnşallah. Ne demiş aşığın biri biliyor mu? Ne demiş İsmail amca? Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez, aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti, var olsun. Sen de var ol. Vurun, 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 vurun. Bu vatan bölünmez, aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti, var olsun başkanlarımız, var olsun askerlerimiz. Allah razı olsun. Uzun ömür versin kurban olduğum Allah. Cemi cümlemize, elimize sağlık. Cemi cümlemize var olun, var olun. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Var olun, sağ olun. Huzur evini düşündükleri için bütün bu düşünen insanlara teşekkür ederim. Tamam. Aksaray Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 2 milyon 500 bin liralık hibe desteği sağlandı.
Aksaray Belediyesi vatandaşlara temiz yaşam alanları oluşturmak, oluşan bu yaşam alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre temizliği ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yürütülen çalışmalara destek vermek için çevrenin korunması ve temizliğinde kullanılmak üzere Aksaray Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin liralık kaynak aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca sağlanan hibe desteğiyle Aksaray Belediyesi araç filosuna 1 adet vakumlu yol süpürge aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet çöp kamyonu dahil edildi. Ayrıca bu hibeye ek olarak 100 adet 800'lük çöp konteyneri, 150 adet 400'lük çöp konteyneri, 60 adet iç mekan ambalaj atıkları geri kazanım kutusu, 15 adet atık getirme merkezi alındı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe desteğiyle alınan araç ve gereçlerin çevre temizliğine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi. Aksaray Belediyesi'nin çevreci bir belediye olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, toplumumuzda çevre bilincinin oluşmasını ve çevrenin temiz kalabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle çevre kirliliğine neden olan etmenleri ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza temiz bir şehirde yaşamalarını amaçlıyoruz. Belediyemiz ve valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz sıfır atık projesi olsun, güneş enerji santrali projesi olsun bu çevre projelerimizdendir. Ayrıca üzerinde çalıştığımız 80 milyon değerindeki entegre katı atık depolama tesisi projesi de çevre projelerimizin en önemlileri arasındadır. Çünkü çevreden topladığımız geri dönüşebilen cam, karton, kağıt, metal ve plastik gibi atıklar ayrıştırılarak 12.500 konuta yetecek elektrik çöpten karşılanacak. Bu projeyle hem çevreyi korumuş hem de atıkları ekonomiye kazandırmış olacağız şeklinde konuştu. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Mahmut Aktürk yeni proje ve desteklerden bahsetti. Nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da üreticilere destek için bakanlık ve valiliğin talimatıyla yeni projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Mahmut Aktürk, projelerin içeriği ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler verdi. İçinde bulunduğumuz kış aylarında yağmur ve kar yağışını da üreticiler açısından olumlu değerlendiren Başkan Aktürk, bol bereketli ve Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta şahlanarak üretime devam etmesini temenni etti. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tabii bir haftadır hem yağmurumuz hem karımız çok şükür yağdı. İnşallah bol ve bereketli bir kış sezonu geçiririz. Bahar aylarımız da yağışlı geçer. İnşallah tarımsal ve hayvansal üretimde yine Aksaray şahlanır. Üretmeye, bu milleti, bu memleketi gıda ihtiyacını karşılamaya devam eder diye ümit ediyoruz. Tabii yeni bir yıla başladık. Yeni yıl, yeni ümitler, yeni çalışmalar var, projeler var. En önemlisi şu anda yine Ziraat Bankası ile Aksaray Valiliği tarafından yapılan protokol gereğince Ziraat Bankası'ndan 100 bin lira faizsiz, 50 bin lirası %4,5 faizle 18 ay geri ödemeli. 100 bin lirası 7 yıl eşit taksitle ödemeli kredi çalışmaları da devam ediyor. Şu anda müracaat sayımız 1100 civarında. Bunun 700 civarında vatandaşımızın kontrolleri yapıldı. Ziraat Bankası'na bildirildi. Bunların da tahminim 200 civarında kredilendirme işleri yapıldı. Hayvanlar alındı, teslim edildi. Diğer arkadaşların da işlemleri devam ediyor. Yine bakanlığımızın önemli kırsal kalkınma projeleri var. Yine 2021 yılı için ahır yapımı ve makine ekipman desteklemeyle ilgili yine projeler var Tarım İl Müdürlüğümüz. Bülent Bey sağ olsun bu konuda oldukça duyarlı. Bir komisyon oluşturuldu, değerlendirme komisyonu. İnşallah bu komisyonda da ben de görevliyim. Bu projelerden Aksaray'ın da en azami şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Ağıl ve ahır yapımlarında %50 hibe desteklemesi var Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz tarafından uygulanan projede. Bunda tabii ruhsatlı, tapulu, projeli, ağır ve ahır yapımı gerekiyor. Örnek veriyorum, en az 250 bin lira alt limit olan bir proje. Örnek veriyorum, 300 bin liralık bir ağır ahır yapımı yapıyorsa vatandaşımız, bunun 150 bin lirası bakanlığımız tarafından ödeniyor. Tabii KDV'yi ödemiyor hiçbir desteklemede olduğu gibi. Bunda da KDV ödemesi yok.
KDV ve bu miktarın yarısını çiftçimiz, üreticimiz ödüyor. Ama çok ciddi bir destek diye düşünüyoruz. Yine makine ekipman desteklemeleri var. Bunda silaj makinesi, balya makinesi, yem karma makinesi, ezme makinesi, soğutma tankı, soğutma ünitesi, efendim sağım ünitesi gibi çok önemli destekler var. Bu desteklemelere müracaatlar da başladı. Ağıl ve ahır yapı müracaatları 6 Mart'a kadar devam ediyor. Makine ekipman desteklemeleri de 20 Şubat'a kadar devam ediyor. Ama bunları direkt gidip tarım il ve ilçe müdürlüklerine müracaat şeklinde değil, internet üzerinden online müracaat şeklinde başvuracaklar. Özellikle ağıl ve ahır yapımında zaten proje hazırlanacak. Bununla ilgili teknik elemanlardan destek alınacak. Piyasada bununla ilgili çalışan ekip arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var. Onlarla üreticilerimiz irtibat kuracaklar ve projelerini onlara hazırlatıp onlar tarafından müracaatlar yapılacak. Ağıl ve makine ekipmanlar içinde kendileri de Tarım İl Müdürlüğümüzün, Tarım Bakanlığımızın sitesine müracaat edebilirler. Ama yine bunu da bir danışman marifetiyle yaparlarsa en azından eksik evrak, eksik işlem yapmamış olurlar. Yani bu işte akil olan insanlardan faydalanırlarsa ileride bir sıkıntı yaşamaz. Tabii komisyona gelecek bunların hepsi. Biz de komisyon değerlendirmesinde Aksaray'ın en fazla desteği alabilmesi için elimizden gelen bütün desteklemeyi, bütün enerjiyi harcayacağız. Tabii bunlarla ilgili her ilin bir limiti var. Türkiye'de 81 ile bir limit veriyor bakanlık. Ama geçen seneki müracaatlarda bu limit doldurulmadı. Yani herkes müracaat eden ve projesi onaylanan herkes desteği aldı. Bu sene inşallah bu limiti doldururuz diye ümit ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde yağışların artması bir nebze de olsa yüzleri güldürdü. Konuyla ilgili Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak değerlendirmelerde bulundu. Son yılların en yağışsız ve kurak kış mevsimini geçiren ülkemiz genelinde son birkaç gündür etkisini gösteren yağmur ve kar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksaray'da umutları yeniden yeşerten yağışlar çiftçinin keyfini bir nebze de olsa yerine getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, ülke genelinde yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Başkan Koçak, Allah'tan ümit kesilmez diyerek yağışların sürmesi temennisinde bulundu. Evet, tabii Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da ciddi şekilde kuraklık vardı. Ama şükürler olsun, iki gün üst üste yağmur kar yağdı. İnşallah aynı şekilde devamı olur. Ama geçtiğimiz kışları, geçtiğimiz karları, yağmurları, soğuğu özlüyoruz. İklim değişikliğinden dolayı kar yağışı da gecikti, yağmur yağışı da gecikti. Tabi bu bir nebze de olsa üreticimizi, çiftçimizi sevindirdi. Tabi tüm Türkiye'de olduğu gibi az önce de bahsettiğim barajlarımız ciddi şekilde boşalmıştı. Aksaray'da da bir tane barajımız var. Barajımızda ciddi şekilde su eksikliği var. O barajın dolabilmesi için Hasan Dağı'nda karın olması lazım. Yer altının su seviyesinin yükselmesi için karın ciddi şekilde yağması lazım ama şükürler olsun iki gün yağan kar yağmur bir nebze de olsa üreticimizi mutlu etti. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah önümüzdeki günlerde iyi yağmurumuz da olur, karımız da olur. Ama şu şekilde giderse yağışlarımız devam etmezse tabii verimlerde geçmiş yıllara göre benim tahminim %20 %25 gibi bir verim kaybı olur. Ama yer göğe dua üzerine inşallah yağmurumuz da bol olur, karımız da bol olur diye dua ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray üreticisinin gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sağlayan proje ve destekler hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal destek ve projeler devam ediyor. Üreticiye verilen destekler nüfusunun büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da da gelir ve kalkınmada önemli bir rol oynuyor. Gerek ekonomik yatırımlar, gerek altyapı yatırımları, gerekse makina ve ekipman yatırımları olarak verilen desteklerle Aksaray üreticisi büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Vali
valilik talimatlarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süregelen proje ve desteklerin içerikleri ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, çiftçinin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Saklav ayrıca son günlerde etkisini gösteren ve üreticiyi mutlu eden yağışlara da değinerek, yağışların az olduğu durumlarda gerekli eylem planlarının da hazır olduğunu vurguladı. Bakanlığımızın ve valimizin talimatlarıyla müdürlüğümüzün projeleri ve çiftçilerimize olan destekleri, aynı zamandaki hibeleri devam ediyor. Ben bugün şu anda başvurusu devam eden Alt Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamındaki projelerimizden bahsedeceğim. Bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi tebliği kapsamında yayınlanan ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımlarına başvurularımız devam ediyor. Burada ekonomik yatırımlarındaki başvuru süremiz 6 Mart'ta bitiyor. Bu 6 Mart'ta biten başvurumuzda bu ekonomik yatırımlarda nelere hibe veriyoruz? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada hibedeki tutarımız %50. %50 oranında hibe veriyoruz. Ekonomik yatırımlarda tarımsal sabit yatırımlara hibe veriyoruz. Ahır ve ağıl yapımlarına hibe veriyoruz. Çelik sulu yapımına hibe veriyoruz. Paketleme tesislerine hibe veriyoruz. Daha sonra kesimhanelere hibe veriyoruz. Kanatlı işletmelerine hibe veriyoruz, tesislerine. Burada başvuruların yaptığı da çiftçilerimiz %50 hibe desteklemesi yapıyoruz. Burada üst sınırımız tüzel kişiliklerde 3 milyon, bireysel başvurularda 2 milyon, kapasite artırımında 1 milyon. Bunların %50'sini çiftçilerimize proje karşılığında hibe veriyoruz. Burada çiftçilerimiz ve üreticilerimiz 6 Mart'a kadar projelerini yaptırıp başvurularını www.tarım.orman.gov.tr adresine elektronik ağ üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Diğer bir yatırımımız, projemiz ise kırsal altyapı yatırımlarını desteklemesi kapsamında. Burada da makine ekipman desteklemesi yapıyoruz. Burada da hibe oranımız %50. Burada da üreticilerimiz yine, buradaki başvuru süremiz yalnız 20 Şubat'ta bitiyor. Makine ekipman desteklemesinde hangi makinelerin %50'sini hibe veriyoruz? Silaj makinesinin, balya makinesinin, yem karma makinesinin, yem ezme ve yem karıştırıcı makinesinin, sağım ünitelerinin, süt soğutma tanklarının, hayvan padok sistemlerinin ve kapalı hayvan yem depolarının yine yapılacak proje kapsamında yine aynı Müdür Bakanlığımızın elektronik ağ sisteminden başvuru yaparlarsa yine %50 hibe olarak veriyoruz. Burada üreticilerimizin başvuru sürelerini geçirmeden elektronik sistemden başvurularını yapmalarını istiyoruz. Başvuru dosyalarını hazırlayıp bakanlığımızın elektronik ağ adresi olan tarimorman.gov.tr adresinden başvurularını yüklemeleri gerekiyor. Burada çiftçilerimize, üreticilerimize biz bu konuda destek olmak istiyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda yağışlarımız çok şükür arttı. Şu anda en son yağan yağışlarla birlikte inşallah hem ekili arazilerde hem de rekoltede verimimiz yüksek şu anda. Devam ediyor. Bu yağışlar inşallah devam ettiği sürece inşallah bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Tabii bizim bu yağışların daha önce az yağmasından dolayı da gerekli önlemimizi hem bakanlığımızın talimatları hem de valimizin talimatları kapsamında eylem planlarımız hazır. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. Her türlü tedbirimizi aldık. Evet, şu andaki yağışlarımızla birlikte şu anda arazide yaptığımız tespitlerde tarımsal üretimimizde bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah da bu yağışlar devam eder. Bu konuda bir sıkıntımız şu anda yok. Tabii normalinde biliyorsunuz ilimizde aynı zamanda alternatif ürünlerle de alakalı bir çalışmalarımız var. Son zamanlarda ilimizde biliyorsunuz bir köy, İncesu köyümüzde Antep fıstığı dikimi bir çiftçimiz yaptı. Biz de ona teknik destek verdik. Hem gittik yerinde kontrol ettik. Burada Antep fıstığı ilimizde de yetişmeye başladı. Yetiştiriyoruz biliyorsunuz. Biz hem Ihlara Vadisi'nde menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıyoruz yaklaşık 10 yıldır. Yani ilimizde de Antep fıstığı yetişiyor. Çok suyu su tüketmiyor. Arazi seçimi yapmıyor ve gelir de yüksek olduğu için şu anda ben çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı olarak Antep fıstığı dikimi ve ekimi yapmalarını öneriyorum. İnşallah bu konuda da bizlere ulaşırlarsa teknik destek vereceğiz. Ben yeni yılın çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili 20 milletvekili Aksaray'a geliyor. 20 ve 21 Ocak 2021 tarihlerinde Aksaray'da olacak vekiller bir dizi ziyarette bulunacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 138 milletvekili bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 milletvekili 20 Ocak Çarşamba ve 21 Ocak Perşembe günlerinde Aksaray'da olacak. CHP'li 20 milletvekili 18 ayrı ziyaret grubu oluşturarak Aksaraylıları dinleyecek. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk 20-21 Ocak tarihlerinde 20 CHP'li vekil ve Genel Merkez Parti yöneticileri Aksaray'ı ziyaret ederek halkın problemlerini dinleyecek. Tüm ilçeler dahil olmak üzere 18 ayrı ziyaret grubu oluşturuldu. Program 20 Ocak saat 10.30'da Aksaray Ticaret Odası'nda tüm vekillerin buluşup basın açıklaması yapılması ile başlayacak. Değerli hemşerilerim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin sorunlarını yerinde görmek, çözüm yollarını araştırmak ve ilimizin sorunlarını Ankara'ya taşımak için 21 milletvekilimiz, parti meclis üyemizden oluşan Fethi Açıkel, Genel Başkan Yardımcımız Fethi Açıkel Başkanı'nda bir heyeti Aksaray'a davet ettik. Genel Başkanımıza Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Aksaray'da milletvekilimiz yok Sayın Genel Başkanım dedim. Başkan hiç dert etme, 146 CHP milletvekilinin tamamı Aksaray milletvekilidir dedi. Ve bizim talebimizi de sağ olsun vekillerimizi Aksaray'a görevlendirerek böyle bir heyet oluşmasını sağladı. Sayın Genel Başkanımıza, genel merkez yöneticilerimize ve ilimize birçoğu gönüllü gelecek olan milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ilimizdeki sorunlar dağ gibi yığılmış durumda. Ama bu sorunlara çözüm araması gereken, bu sorunları dile getirmesi gereken, halkın milletvekili diye seçtiği ama kendi derdiyle meşgul olan ilimizin iktidar milletvekilleri Aksaray'ın sorunlarının üst üste yığılmasından başka hiçbir görev ve işlev yapmamış durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Aksaray halkı oy vermemiş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkartmamış olabilir. Hiç önemli değil. Seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın tercihi başımızın üstünde. Biz bu şehrin sorunlarını dile getirmeye, bu şehrin sorunlarının çözümü için çaba harcamaya mecburuz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Fethi Açıkel Genel Başkan Yardımcımız, Murat Emir Ankara Milletvekilimiz, Parti Meclis Üyemiz, Gürsel Erol Parti Meclis Üyemiz, Elazığ Milletvekilimiz, Umut Akdoğan PM Üyemiz, Devrim Barış Çelik Parti Meclis Üyemiz, Semra Dinçer Parti Meclis Üyemiz, Hasan Efe Uyar Parti Meclis Üyemiz, Gökhan Günaydın Parti Meclis Üyemiz ve İstanbul Büyükşehir Tarım Biriminin başındaki yöneticimiz, Orhan Sümer Adana Milletvekilimiz, Müzeyyen Şevkin Adana Milletvekilimiz, Burcu Köksal Afyon Karahisar Milletvekilimiz, Ali Haydar Hakverdi Ankara Milletvekilimiz, Necati Tığlı Giresun Milletvekilimiz, Sevda Erdan Kılıç İzmir Milletvekilimiz, eski bakan Konya Milletvekilimiz Sayın Abdülatif Şener, Mersin Milletvekillerimiz Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Nevşehir Milletvekilimiz Faruk Sarıaslan, Osmaniye Milletvekilimiz Baha Ünlü, Zonguldak Milletvekilimiz Ünal Demirtaş ve Parti Meclis Üyemiz Eren Erdem'den oluşan heyet çarşamba ve perşembe günü ilimizde olacak. Pandemiden etkilenen esnafımızın, ekonomik krizden etkilenen çiftçimizin, işsizlerimizin, geçim derdi altında ezilen işçilerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Bu vekillerimiz 20 farklı ekiple sahada olacaklar. Her bir ekipte parti yöneticilerimiz olacak ve Aksaray'ın tamamında 8 vekilimizden oluşan ekip ilçelerde çalışacak. 11 ekibimiz de merkez ilçenin mahallelerinde, köy ve kasabalarında çalışmalar yapacak. Bu sorunlar dinlenilecek, rapor haline gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yöneticileri aracılığıyla da Türkiye gündemine taşınacaktır. Bu konuda kararlılığımızı devam ettireceğiz. Gelip sorunları dinleyip Ankara'ya, Aksaray'ın vekilleri gibi Topakkale'ye geçince unutmayacağız. Bu sorunları çözülene kadar hükümetin burnundan getireceğiz tabiri caizse. Çözülmezse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Aksaray'ın sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi tanımış, bilmiş olacak.
ve iktidarın ilk günlerinde de bu bilinen sorunların çözüm yolları üretilecektir. Hemşerilerimiz, Aksaraylılar kıymetlidir bizim için. Onların sorunları, onların acısı bizler için her şeyin önündedir. Siyaset yapma sebebimiz de mağdur hemşerilerimizin mağduriyetini gidermek, onlara ses, nefes olabilmektir. Bu düsturla hareket ediyoruz. Hemşerilerimizden iletmek istedikleri bölgesinin şahsi sorunlar, köyünün, kasabasının problemlerini bizlere bu süreçte iletirse, ki zaten vekillerimiz de Aksaray'ın birçok bölgesine gidecek, bize de iletebilir, orada sayın vekillerimize de ulaşıp aktarabilir. Ama şunu bilsinler ki Aksaraylı'nın derdine Cumhuriyet Halk Partililer başkaları gibi kulak tıkamaz. Bir Aksaraylı'nın sorununu kendi öz kardeşinin problemi gibi görüp çözüm içinde çaba harcar. Hemşerilerimize bu konuda çok gönülden samimi bir şekilde taahhütte bulunmak istiyorum. Programımız çarşamba sabahı saat 10.30'da Ticaret Odası salonunda toplu basın açıklamasıyla başlayacaktır. Perşembe günü saat 17 gibi sonuçlanacaktır. Parti meclis üyemiz Gökhan Günaydın da Cuma günü Eskil ilçemizde programına devam edecektir diyorum. Hemşerilerime ve kamuoyuna sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ayağına ip takılan karga ağaçta mahsur kaldı. Yardımına ise Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri koştu. Aksaray Hazım Kulak Anadolu Lisesi bahçesinde ayağına dolanan iplerle bir ağacın tepesinde takılı kalan karga, Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle özgürlüğüne kavuşturuldu. Ağaçta kalan karganın sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı sıkıştığı ağacın dalından kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından ayağındaki iplerden de kurtarılan karga kısa sürede özgürlüğüne kavuştu. Ayağı mı bağlanmış? Nasıl olmuş ki? İp. Neyle kurtulur bu ya? Aksaray'ın tanınan müteahhitlerinden Resul Akalın'ın ablası Düriye Akalın vefat etti. Aksaray Ağzı Karahanlı müteahhit Resul Akalın'ın ablası Düriye Akalın hayata gözlerini yumdu. Akalın'ın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılındı. Merhume duaların ardından Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya azim salihlerin ve bütün inananların ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu kabristanda yatmakta olan bütün ümmeti Muhammed'in de ruhlarına hediyeledik vasilele. Amin. Ya Rabbi şu anda duamıza el açıp amin diyen kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik sen vasilele. Ya Rabbi hasaten şu anda aramızdan ayrılıp senin rahmetine tevdi ettiğimiz merhume kardeşimizin de ruhu saadetlerine hediyeledik sen vasilele. Kabrini pür nur eyle, makamını cennet eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Şimdi ekonomi gündemi geliyor ekranlarınıza. Thank you.
Sırada hava durumu var. Kısa bir reklam arası verelim efendim, ardından veda edeceğiz. OVA Grup olarak 17 yıldır hizmetinizdeyiz. Ömür boyu müşterilerimizin yanında olacak olmak mutluluk kaynağımız. Herkesin temiz ve güvenli suyla sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak tek gayemiz. Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştirdiğimiz 400 binden fazla cihazımızla 1 milyona yakın kişi OVA'yı tercih ederek sağlıklı ve güvenilir su kullanmaya devam ediyor. Amacımız herkesi sağlıklı, temiz ve güvenilir suya kavuşturmak. Bu uğurda gece gündüz çalışıyor ve her geçen gün mutlu müşterilerimizle büyümeye hızla devam ediyoruz. Tamamen yerli üretimimizle, OVA kalitesiyle, cihazlarımızı 10 yıllık garantisiyle evinize getiriyoruz. Yurt dışına ihracatımızla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. OVA Teknik Servis Ağımızla 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Mobil servisimizle her ay 50 bin ailemizin evine hizmet götürüyoruz. Türkiye'nin her bölgesindeki mağazalarımızla sizleri bekliyor olacağız. OVA Grubu tercih eden halkımıza minnettarız. Sağlıklı su herkesin hakkı. OVA Su Aksaray Bayi. Adres: Minarecik Mahallesi, 553. Sokak, numara 10. Telefon: 0382 212 54 57. Cep telefonu: 0505 576 26 85. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.